Yusuf Taktak, çok teşekkür ederim geldiğin için. Bir sanat tarihi belgeseli yapma gayreti içindeyiz. Bu sanat tarihi belgeselinin stüdyosunu galeri olarak seçmemizin sebebi ise Maçka Sanat Galerisi'nin 40. yıl kutlamaları kapsamında bazı çalışmalar yaptığımız nedeniyledir. Bu bir arşiv çalışması yapılıyor şu an. Çok güzel. Evet, evet, arka tarafta. Çok güzel. Arşiv ve Koç Vakfı'na devredilecek. Tabii ben de başından beri bu galerinin içinde olan bir insanım. Yani bir eyewitness, tanığım. Dolayısıyla ben de bu galerinin 10 yılını yazacağım. Aramızda paylaşıldı bu. Yani 10 yıllık devreler 76, 86, 86, 96 bu şekilde gidiyor. 86 ile 96 yılını yazmaya çalışacağım. 76 tabii çok benim için önemli, çünkü o sene güzel sanatlara girdim ve sizlerle tanıştım. Sanat tarihi çalışmalarına başladım. O zaman sevgili hocam Sevim Eti Hanım tarafından bana akademili hocalar ödev olarak verilmişti. Dolayısıyla ben bu sebeple akademiye gittim. Akademi ise bana müzeyi işaret etti. Orada sizin isminizi verdiler. O zaman müzede çalışıyordunuz. Evet. 76'nın sonlarına doğru. Evet, müzeye girdim. Sonbahar, evet, belki yeni, evet, evet. Ve bu odanıza girdiğimde müzede, o barok dekorlar içinde pırıl pırıl böyle yapmış olduğunuz hiperrealist portrenizle karşılık tuhaf bir kontrastı vardı, evet, içinde bulunduğu ortamla. Güzel bir fotoğraf olarak onu hatırlıyorum ve başka bir sürü şey, evet, tabii. Ben tabii, benim için büyük bir okul oldu burası aynı zamanda. Galeriye de gelip gitmeye başlamıştım. Yani müzeler, diğer kurumlar, akademi, evet, hepsiyle bir ilişki kurduğum gibi burayla da bir ilişki kurmuştum. Ben açıkçası bu sanat tarihi çalışmamıza buradan başlamak istiyorum. Yani sizin bu galeriyle olan tanışmanız, ilişkiniz, buraya karşı duyarlılığınız, hassasiyetleriniz, sanat tarihindeki yeri sizin için ne ifade ediyor? Evet. Siz nasıl ilişki kurdunuz? Evet. Ben Resim Heykel Müzesi'ne çalışmaya başladıktan sonra doğal olarak bütün sanatçılarla karşılaştım. Evet. O zaman çok genç bir sanatçı adayı, evet, sanatı çok seven, evet, sanatçıları tanımak isteyen heyecanlı bir kişiydim o dönemde. Resim Heykel Müzesi de doğrusu bu bağlamda bulunmaz bir nimetti, evet, benim için. Evet. Büyük şanstı doğrusu. Evet. Çünkü hemen yanımda, atölyemin yanında Nurullah Berk'in atölyesi vardı. Evet. Daha sonra Sabri Berkel'in atölyesi oluştu. Yanı sıra onları görmeye gelen birçok önemli sanatçılar vardı. Örneğin Ali Çilebi gelirdi, Cevat Dereli gelirdi, İlhan Kumanı görmüştüm orada. Ve şu anda birden aklıma gelmeyen birçok sanatçıyla karşılaştım. Yakın temas oldu. Evet, arkadaşlıklar. Zaten evet, Hüseyin Gezer'in büyük yardımı oldu Resim Heykel Müzesi'ne girmemde. Adnan Çoker'in, hocam Adnan Çoker'in, evet, tavsiyesiyle ve Hüseyin Gezer'in onayıyla Resim Heykel Müzesi'ne girmiştim. Onun bana söylediği bir adeta yolumu açan bir cümlesi vardır. Ben memur istemiyorum burada. Ben bir sanatçı istiyorum. Ben senin yetenekli bir sanatçı olduğunu duydum, biliyorum. İyi bir sanatçı yaratabilirsek buradan bize ne mutlu. Memurlar gelir geçer ama sanatçılık önemlidir gibi bir tavsiyede var, bulunmuştu bana. Allah rahmet eylesin diyeyim ben ona. Evet. Hiçbir zaman unutmuyorum onu. Tabii o yıllardan sonra birçok şeyler oldu. Galeriler tek tük açılmaya başlıyordu. Ufak tefek galeriler vardı o dönemde. Maçka Sanat Galerisi'nin bu çehresiyle ortaya çıkması zaten çok az olan galeri ortamında doğrusu ortalığı biraz karıştırdı. Çünkü demin senin de söz ettiğin gibi biraz hamamı çağrıştıran havasıyla hep eleştiri kaynağı oldu burası. O zaman da çok ilgi çekiyordu ve hala tuhaf bir şey bence. Hala ilgi merkezi. Bence yapısından kaynaklanan bir durum bu. Özgün bir yapısı var. Evet. Ve bu özgünlükte başka bir galeri olmadı şimdiye dek. Evet. Yani diğer galeriler gibi birbirine benzeyen, biraz iyisi biraz kötüsüyle birçok galeri gördük. Battılar, çıktılar, yaşıyorlar vesaire. Ama Maçka Sanat Galerisi senin de çok iyi bahsettiğin gibi 40 yıldır hem de sanatından da taviz vermeksizin böyle bir yapıda dimdik ayakta kaldı. Yani o sanat programı da önemli. Yani galerinin yapısı kadar bir sanat programı da var herhalde, değil mi? İzlediği o da onun hakkında evet. Acaba neler söyleniyordu? İlk sergide, işte Cihat Burak, Neşet Münal 5 gerçekçi Türk ressam ile beraber açılmıştı. Sezer Tansu'nun çok övücü bir yazısı vardı, onu hatırlıyorum. Bir ufak broşür eşliğinde. Elbette rahmetli Varlık ve Rabia ile işte o yıllarda tanışmıştım ben. Resim Heykel Müzesi'ne defalarca gelip giderlerdi. Benim odama da gelmişlerdi. Başlangıçtaki verdiği işaretle giderek değişmesine tanık olduk Maçka Sanat Galerisi'nin aslında. Şimdi 5 gerçekçi Türk ressamıyla başlayıp arkasından ondan ağır ağır vazgeçip boyalar vesaire falan derken daha çağı koklayan, daha günün sanatını anlamaya çalışan bir galeri kimliğiyle karşımıza çıktı Maçka Sanat Galerisi. Bence bu yanı en büyük özelliği diye düşünüyorum. Eğer başlangıçtaki gibi devam etseydi ona benzeyen birçok galeri gibi ortalıkta dolaşır olurdu. Onlardan birisi olurdu. Hem mimari olarak özgün yapısı hem de sanata bakış açısından özgün yapısıyla bence Maçka Sanat Galerisi bir fenomen oldu aslında sanat dünyamızda. Önemli olan bence budur. Evet. Peki senin birebir ilişkin burayla, yani bir sergi açma, bir şov yapma, onlar nasıl gelişti veyahut öyle bir ilişkiniz oldu mu? Elbette, yani başından beri ben hem Rabia ile hem de Varlık'la çok iyi diyaloglarda bulundum. Hatta ilk başlarda işte bir takım karma sergilerde genç sanatçı olarak aralarına katıldım ben. Öyle mi? Onları hatırlıyor musun? Elbette. Mesela bir tanesinde Adnan Çoker, Şükrü Aysan, ben gibi sanatçıların katıldığı böyle bir takım önemli sergiydi o. O çok önemli bir sergiydi. 10 çizgi böyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Buna benzeyen sergilere ufak tefek katıldım buraya. Çünkü o karma sergide insanın değeri daha da iyi anlaşılıyor açıkçası yanındaki insanlarla. Biraz bir bakıma doğru. Ben onu biraz öyle görüyorum. Ondan sonra da galeri tabii sanatçıyı zora sokan bir galeri. Rahat yapısı yok burada. Yani 4 tane resmi astıktan sonra bir sergi olur elbette ama sorumlu sanatçı problemler doğurmaya başlar bu galeriye baktığı zaman. Anlıyorum. Yani bu galeride özel bir şey yapmak gerekliliğini dürtüklüyordu aslında. Yani bana defalarca Rabia sağ olsun işte bu teklifler getirdi herhalde. Falan ama bir türlü olmadı. Hiçbir zaman hayır demedim. Hep evet dedim ama bir çıkış noktası bulmak istiyordum. Neden sonra işte geçen sene yaptım böyle bir sergi. Oldukça da dikkat çekiciydi. Ve birkaç şeyi birlikte sergiye ilave etmiş oldum. Geçen sene 2015 biliyorsun, 1915-2015 çağrıştırıyordu. Geçen dönem diyorum sene. Evet, tabii. Doğru. 2015. Doğru. 100 yıl. Evet. Onunla ilgili bağlantı kurdum. Bu bulmacaya dönmüş bir sorunla karşı karşıyayız gibi. Hı-hı. Bulmaca efektiyle düzenlememi yaptım. Bir de Nişantaşı'nda, Teşvikiye civarında sergi yaptığımın bilinciyle hem girişe hem de arka taraftaki bölüme bu bölgeyi simgeleyen iki tane nişantaşı koydum. Ben biliyorsun epeyden dikili taşlar yapıyorum. Evet, tabii ilerleme formları dersin sen ona. Evet. İlerleme formları. Bu Teşvikiye'deki nişantaşların özelliği var. Onu ben araştırmalarım çerçevesinde buldum ve bu belediyedeki sergiye pek uydu bu. Evet. Tam oturdu. Evet. Yani buradaki enstalasyon giriş ve sonda doğrusu sergiyi bütünleyen bir şey oldu. Bellek tazeleyici bir şey oldu. Ready-made'ler, o ready-made bir takım kalıplar. Abdülmecit döneminde insanların burada yerleşmesi için iki tane nişantaşı dikiyor. Oysa İstanbul'da yüzlerce nişantaşı var. Evet. Onların tümü atıcılıkla ilgili. Evet. Atıcılıkta başarı gösteren paşalara verilen bir çeşit nişan gibi bir şey bu. Evet. Oysa sadece iki tanesi İstanbul'da, yani Nişantaşı'nda bulunan iki tane, bir tanesi karakolun yanında, öteki de tam Nişantaşı'nda bulunan. Dört yol ağzındadır. Evet. Onlar sadece Abdülmecit'in önermesiyle burada yaşamaya başlayan insanların öbeklendiği yeri göstermek üzere konan taşlar. İşaret taşı. Evet, nişan taşı. Evet. Nişan gösteriyor. Burada yaşayacaksınız diyor. Orayı nişan. Orası pek güzel gösteriyor. Alan kulların burada yaşasın diye Abdülmecit. İşte ben de onlara izafeten benim dikili taşlardan iki tanesini diktim ve buraya da düzenlemeyi yaptım. Şansından belki de buradaki düzenlemede sonunda benim yıllardan beri leitmotiv gibi kullandığım üçgeni gösteriyordu. Merdivenlerden başlayıp buraya kadar bir ilerleme formu, bir üçgen formunu gösteriyordu. Dolayısıyla yani üçgen formu, bulmaca formu ve tabii ki en önemlisi 1915-2015'i simgeleyen en önemli şey benim kızım Defne'nin arkadaşının babası Ermeni ve onun dededen gelen bir meslekleri var. Ayakkabı kalıpçılığı. Evet. Bir dertlenme sırasında artık şimdi plastik çıktı. Biz o ahşap kalıpları bırakmak zorunda kaldık. Onlar depoda duruyor dedi. Evet. Ben de çok merak ettim bu kalıpları. Gördüm. Hepsi de birer tarih. Bilmem kaç yılında yapmış oldu. Üzerinde düzeltmeler var. Hangi kişiye yaptıysa onların isimleri var üzerinde. Evet. O orijinal kalıpları bana verdi sağ olsun. Artun. Dolayısıyla ben adeta işimde önemli görevi gören, önemli fonksiyonları olan nesneler olarak, ready-made'ler olarak yer aldılar bunlar. Ama aynı zamanda da bir zanaatı da gösteren bir şey değil midir? Aynı zamanda o belki hazır yapım olarak senin eline geçti ama yani aynı zamanda bir zanaat ürünüdür de diye düşünüyorum. Yani el emeğine verilen değeri de taçlandıran bir sunuş olmuş. Zaten ayakkabı kalıpları da serginin ismi gibi yukarıdan aşağı, soldan sağa tabirini kullanmıştım. Ayakkabı kalıpları da yukarıdan aşağı yönü ve soldan sağa düzenledim. Ona göre düzenledim, ona göre yer aldılar. Zaten Ermeni meselesi de bir çeşit demin sözünü ettiğim gibi yani soldan sağa düşünceler farklı. Aynı zamanda yukarıdan aşağıda uyurganlıkla oluşan bir şey haline dönüştü neredeyse. Onu biraz göstermek istedim. Doğru. Elbette sadece çözüm bulucu bir şey değildi. Sadece işaret eder ve geri çekilir o kadar. Evet. Şimdi bu tarz işler burada yapıldı hep. Yani bu tarz derken yani bir takım kavramlara işaret eden yerleştirmeler. Yani bu sanatçılar kendilerine bu bakımdan iyi bir yuva buldular. Burası onlara hep kucak açtı. Fakat bu tabii tecimsel olmayan bir kaygıyı da getiriyor. Yani satış telaşında olmayan, satış için hazır bekleyen işler değil bunlar, evet. Ne de olsa, evet. Öyle, evet. Değil mi? Piyasa, evet. Koşullarını biliyoruz. Çok doğru. Acaba birçok sanatçının da daha dışarıda çalışmak arzusunda olmasının bir sebebi de dışarıdaki ticari şeyler olabilir mi? Yani döngüler, çünkü ne de olsa bir sanatçı da hayatını devam ettirebilmek için bir, yani evet, sanat tarihinin ortasında yer almak önemli bir şey ama hayat da devam ediyor. Evet, yani evet. Burası hiçbir zaman için öyle bir enstitüsyon gibi göründü ama evet. Hiçbir zaman için de ticari bir yer gibi pozisyon alamadı yani. Evet. Bunun sıkıntısını da çekmiştir Rabia, biliyorsunuz. O biraz evet. Rabia aslında bundan çok hoşnuttu bence. Evet, evet. İstese piyasanın tam göbeğine düşerdi tabiri caizse. Evet, evet. Ama bunu istemedi bence. Evet. Rabia Çapa'nın özelliği bence burada, evet, ortaya çıkıyor. Evet. Hem buradaki kadroyu belli bir seviyede tutmak istedi. Evet. Ve güncel sanatı koklayan havasıyla, evet. Galeriyi diri tuttu, içerik olarak diri tuttu. Evet, evet. Aynı zamanda burası bir çeşit okul gibiydi, senin de demin söz ettiğin, evet, gibi. Evet. Burada mutlaka her gün evet. Birçok sanatçı gelmiştir. Burada sergi açsın açmasın. Evet. Ben birçok olaya tanığım burada. Birçok, evet. Hatıraları dinledim burada. Doğru. O yüzden buluşma yeri gibiydi aslında sanatçıların, hı-hı, burada. Onun meşhur misafirperverliğiyle birlikte sintonikleri, evet. Evet, ve işte sarı vodkaları. Birçok insan, ben kaç defa Sabri Berkel hocayla, rahmetliyle buraya gelmişimdir Resim Heykel Müzesi'ndeki çalışmadan sonra. Burada çok çok ondan hatıralar dinlemişizdir. Buna benzeyen birçok kişiyi, sadece resim heykel alanında değil, diğer alanlardaki entelektüel, evet. Sanatın içinde kim varsa, evet, evet, evet. Kim varsa mutlaka, sanatın içinde olmayanlar da, yani sanatı sevenler de, sanatsever, evet. Diyebileceğimiz, evet, evet. Ama aydın insanlar buraya geliyorlardı, bu çok önemli. Evet. Mesela Sabahattin Batur hatırladım şu anda bir anda. Öyle mi? Tabii ya, buna benzeyen birçok insan buraya, evet. Gelirlerdi, konuşurlardı çok. Bunlar bizim için, bir beslenme için, tabii. Beslenmeydi, kuşkusuz beslenmeydi. Evet, evet. O bakımdan da bence Türk sanatındaki galeri düzeyi içerisinde, hı-hı, önemli bir yere sahip oldu, evet, Maçka Sanat, evet, Galerisi. Evet. Yani sıradanlaşmadı. Evet. Kendine özgü, evet, yolu bu yöntemle oldu bence. Doğru. Ben şöyle düşünüyorum. Rabia Çapa da satmayı arzu ederdi her zaman. Çünkü bu sanatçısı için de gerekliydi. Fakat o gene bildiği sanatı satmayı tercih ederdi. Yani aman şunun satışı daha iyi olabilir diye sergi yapmazdı da, yaptığı sergiyi ama satmaya çalışırdı. Yani, evet, keşke derdi mesela şu enstalasyonu da bir müze alsa, bu şekliyle kursa, yani hep böyle bir arzusu olduğunu biliyorum. Doğru, ama doğru. Yani esas onu seçimlerinde yönlendiren şey satış telaşı değil de bir sanatı ortaya çıkarma, bir düşünceyi ortaya çıkarma, önce olan bir görüşü burada sergileme ama onu da satma, evet, yani evet. O şekilde bir kaygısı. Yani derece evet, yani evet. Satış belki en sonda, doğru, evet, evet. Dediğin gibi o aslında şeyde, Batı sanatına baktığınız, hı, zaman, evet, da hep öncü olan sanatçılar için de bu sorun geçerli. Evet. Aynı zamanda galeriler için de geçerli. Hı-hı. Hepsinde aynı sorun var aslında. Evet. Gene Rabia Çapa'nın galerisi uzun yıllar yaşayabildi. Evet. Batı'da çok tanıdığımız avantgard sanatı ortaya çıkartan birçok galeri var. Onların yaşam süreleri çok uzun olmuyor. Misyonu tamamlanmış oluyor. Misyonu tamamladıktan sonra, evet, bitiyor. Evet. Buna, evet, benzeyen şeyler yani. Evet, evet, doğru. Bu tarz galeriler değil mi? Evet, 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 evet. Yoksa, mesela Yves Klein hatırıma geldi şu anda. Klein, evet, evet. Avni Arbaş'tan da duyardım ben onu. Evet. Ama Yves Klein'i bizim bildiğimiz Yves Klein olarak bilmezdi. Sadece kahvelerde şakalaşan, matrak, kendine özgü bir insan olarak tanımlardı ama onun çok önemli bir şahsiyet, sanatsal şahsiyet olduğunu bilmezdi. Çok matrak bir şey. Evet, evet. Galeri Lakatta sergiler açardı mesela Yves Klein'da. O da bir dönem Lakat Galerisi'nden bahsediyorum. Evet. Bir dönem etkinliğini sürdürüyor ama daha sonra daha tecrimsel bir havaya doğru gidiyor yaşayabilmek için. Belki de yaşayabilmek için, evet. Doğru. O yüzden Rabia'nın yapmış olduğu bu değerli çalışma, evet, bence Türk sanatında yerine ulaşacaktır kanaatimdeyim. Evet. 1976 yılına dönersek, yani okuldan mezun olmuş bir genç sanatçı, galeri yok, sergileyecek alan yok, yani yok denecek kadar az. Böyle bir ortam, yani böyle bir ortamda sanat yapmak, üretmek nasıl bir şeydi acaba Yusuf'cum? Yani nasıl, yani neler düşünüyordunuz? Geleceğe dair kaygılarınız neydi 76'dan baktığınız zaman? Valla Türkiye'den kurtulmak istiyorduk o dönemde. Ha, o zaman öyle mi? Evet, evet, evet. Nasıl yapsak? Bir an önce o zaman Paris'te, tabii ki Paris'e kapağı atsak. Destinasyon Paris miydi? Evet, 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 evet. Oraya kapağı atsak diye hayal ederdik hep. Evet, evet. Yani biraz da kader burada kalmamızı sağladı. Evet. Bizden önce kuşaklar belirli zamanlarla Paris'e gittiler, Almanya'ya gittiler vesaire. Evet. Bizler burada kaldık. Yani burada kalınca buranın nimetlerini de ortaya çıkartmak zorundaydık aslında. Hmm. Bu bir bakıma bizi daha çalışkan kıldı. Evet. Evet. Yani evet. Çünkü İstanbul gibi dünya kenti bir yerde yaşıyoruz. Ben bunun ayırdına, evet, vardım yıllar, evet, sonra. Evet. Yani kendi çevremizde de o kadar çok müze var ki, hı hı. İlk önceleri alışılmış ustalarımızın söylediği laf vardı. Türkiye'de müze yok. Evet. Daha sonra o kadar çok müze var ki çevremizde aslında. Gidin tarihi Yarımada'ya. Evet. Baştan aşağı müze orası. Türk İslam Eserleri Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Topkapı Müzesi, evet, ve diğerleri. Evet. Yani o binalar hepsi aslında, evet, kent müzesi, kentin, evet, müzesi onlar. Evet, evet. Önemli olan kendi yaşadığın topraklardan neler çıkartabilirsin, neler yapmalısın. Bunları illüstre etmenin dışında neler yapabilirsin. Hı hı. Yani gördüğün, evet, şeyin resmini yapmaktan, evet, öte ne olabilir? Evet, evet. Nasıl bu geleneğe nasıl bağlanabiliriz? Evet, bu zincirin, evet, halkası nasıl olabiliriz? Olabilir? Evet, evet, evet. Oysa, bunlar çok ciddi sanatsal problemler, evet, tabii. Evet. İşte, evet, bunlar falan bizim konumuz oluyordu o sırada. Hı-hı. Yani o zamanın genç birisi, hı-hı, bunları düşünüyor. Ama bizim de tabii ki şansımız, hı-hı, benim kendi adıma şansım doğrusu. Yani Adnan Çoker başta olmak üzere, Sabri, evet, Berkel, evet, Nurullah Berk, onlarla, evet, bunları konuşup onların sorunlarını da, evet, işte ya düşünebiliyor musun? Oturuyorsun müzede, Nurullah Berk anısını anlatmaya başlıyor ve İbrahim Çallı'dan bahsediyor. Müthiş bir şey tabii. İbrahim Çallı derdi ki diyor, Osman Hamdi hocası oluyor Osman Hamdi İbrahim Çallı'nın. Onun bilmem ne sanatsal eleştirisine katılmadığını ve resimlerinde sorun olduğunu söylüyor. Şimdi onun bir cümlesinde biz Türk resim sanatını devirmiş olduk. Osman Hamdi'den Nurullah Berk'e kadar gelen ve bana anlattığıyla beraber o günü kapsayan bir Türk sanat tarihi oluşmuş oluyor. Olmuş oluyor. Yani o kadar yeni ki sanatımız aslında. Doğru, 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 doğru. Biz işte, evet, bir Doğu ülkesi, evet, Batı sanatı yapmak için çaba gösteren insanlar, evet, öyle hissediyor. Çıta orada, evet, hep. Evet, evet. Ve orada yer almak isteyen her zaman. Hmm. Ama yani tabii aslında şöyle, tabii sanatçılarının sanatı bakımından bir sorun yok, bence yer alıyorlar. Fakat sanat dünyasının diğer aktörleri görevlerini çok iyi yapamadılar bence. Öyle bir, yani Türk sanatını dünya sanatına, evet, katma, evet, konusunda, evet, bu biliyorsun, evet, herkes böyle bir derdimiz var bizim, hem de yüzyıllardır devam eden bir bence şey bu. Evet. Bu bağlamda sanatçıların, evet, evet, kabahati olmadığını düşünüyorum. Ben de öyle her şeye düşünüyorum. Rağmen. Evet, evet. Onun en, evet, büyük sorunu, onun en büyük sebebi devlet. Devlet mi? Hiçbir zaman, hı-hı, desteklememiştir sanatı. Evet. Hiçbir zaman. Öyle bir, hatta problemi bile olmamıştır. Hani. Köstek desteklemiştim. Evet, mesela evet. Yarın ben Londra'da sergi açmaya kalkayım. Evet. Yapmadığı, çıkarmadığı zorluk kalmaz bana. Desteklemek evet. dışında. Evet, evet. Şu anda 2 seneyi aşkın süredir, 3 seneye yaklaşık. Evet. Türkiye'nin Resim Heykel Müzesi yok, biliyor musun? Evet, tabii ki. Yani tabii ki, farkındayım. Toplum bunu bilmiyor ve bizim sanatçılarımız evet. aymaz biçimde evet. sadece kendilerine verecek evet. mamayı bekliyorlar adeta. Bekliyorlar, çok fena. Evet. Yani birkaç defa yazılar yazdık, bir şeyler yapmaya çalıştık. Ve şu anda Resim Heykel Müzesi yok. Yani. Yok. Çok acıklı evet. bir durum aslında. Kapalı. Evet. Çok acıklı bir durum. Evet, çok. Yani bu süre içerisinde çocuk okula gidiyor, mezun olup Türk Resim evet. Heykel'i tanıyamadan Anadolu'ya gidecek örneğin. Orijinallerini göremeden. Evet. Zaten müze eften püftendi. Bu devlet bir de tuttu, o müzeye el koydu. Evet. Atatürk'ün açtığı müzeye el koydu. Evet, doğru. O da yetmezmiş gibi Atatürk'ün levhasını çıkarttı oradan. Atatürk'ün evet. emeğiyle açılmıştır levhasını evet, çıkarttı. Tabii. Oraya Dolmabahçe Sarayı el koydu. Kendi elinde bulunan evet. bir takım Osmanlı dönemindeki resimleri koydu oraya. Hı hı. Şu anda müzesiz. Evet. Müze bir depoda duruyor şu anda. Evet. Anlıyor musun? Evet. Yani biz o dönemlerde Resim Heykel Müzesi'nin iyileştirilmesi için çabalar gösterirdik. Doğru. Hatta benim dönemime kadar gelen bir uğraştı bu. Bilhassa sizin çabalarınız evet. unutulmaz. Yani, onlar tarihe evet, geçti evet. zaten. Yani evet. bir yandan Resim Heykel Müzesi'ni yenileştirmek, daha temiz, daha modern biçime sunmak ama aynı zamanda güncel sanat içeren yeni bir müze açmak peşindeydik biz. Evet. Elimizdekini kaybettik şu anda. Resim evet, doğru. yok şu anda yani. Doğru, haklısınız. Evet. Birçok şey gibi o da yok. Evet, o da yok oldu ne yazık ki. Evet, yani. Evet. Burada tabii ki devletin büyük evet, ayıbı var, kabahatin ayıbı evet, var bence. Var, doğru. Evet, doğru. Evet. Çünkü bu ülkede sanat tarihi de yazılamıyor bu yüzden. Evet, evet. Çünkü müzesi olmayan bir yerde sanat tarihi de yazılamaz. Evet. Doğru. Hangi arşive yani, gireceksin? Hangi yazıya evet. dökerek ne olabilir ki? Ha, evet. Sen Osman Hamdi'yle, Nazmi Ziya, Avni Fic'le bağlantı kurmazsan, evet. genç kuşaklara bunu yansıtmazsan, evet. bu ülkenin sanat tarihi de olmaz yani. Evet. Doğru. Köksüz. Köksüz bir şey olur. Doğru. Evet. Doğru. Peki kişiler mesela diyelim burası bir enstitüsyon dedik ve bir kişi var burada. Bazı kişi ve kurumlar gayret ettiler. Ne bileyim bir şöne sergisi oldu mesela. Rabia biraz yabancılar getirdi buraya yurt dışından değil mi? Bazı bağlar kurmaya çalıştı. Kendi yapabildiği kadar. Ama Rabia gibi başka böyle kişi ve kurumlar yeterince acaba bu iş için gayret gösterdiler mi sence? Yani göstermiş olsalardı ben detaylarına girmek istemiyorum. Şu evet, anda tabii. elde avuçta bir şeyler çıkardı yani arşivsel bellek evet, evet. Ortada olurdu. Evet. Yani ufak tefek girişimlerle yurt dışında bir takım sergiler olmadı değil, olmuştur da benim de bildiğim. Ama hiçbir yani basında hiç yer almadı, hiçbir yazı yazılmadı. Evet. Yani o yüzden onlar da boşuna emek gibi görünüyor sanki yani. İnanır mısın benim arşivimde 1918 evet. Viyana'da açılan Türk evet. Sanatı Türk Resimleri sergisi var. Evet. Sergisi yapılmış, bunun kataloğu var bende. Evet evet. Yani. Yıllar sonra bakıyorsun o kadar kapsamlı bir sergi hangi ülkede yapıldı acaba diye düşünüyorum doğrusu. Değil mi? Doğru. Yani ilk ve yani, tek örnek gibi duruyor. Elbette Paris'te açıldı Türk Sanatı sergisi, Moskova'da evet. açıldı, doğru. Almanya'da açıldı, işte doğru. İstanbul Modern'de götürdü ama yani ne yazık ki ülkemiz bazen çok gerileri arar durumda oluyor. Yani doğru. İleriye gitmek değil de çok geriyle arar durumdayız adeta. Yani keşke 1918 gibi olsa diye diyorsun bazen yani, değil evet, mi? Yani evet. böyle bir evet. destekle Avrupa'yı evet. fethe çıkmış bir toplum örneği. Dünyayı yani evet. daima açıda orada evet, çünkü. Evet, evet. Peki Yusuf'cum ben çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Efendim? 30 dakika oldu mu? Vallahi bana 3 dakika gibi geliyor. Açıkçası öyle söyleyeyim. Sizleri de özlemişim. Sağ olun. O yüzden bana çok kısa geldi. İnşallah büyük bir projenin bir parçası olarak düşünelim biz bunu. Umarım. Evet. Umarım olur. Evet. Umarım, dileriz. Büyük bir parçanın küçük bir örneği olsun, aslında bu girişi Türk sanat olsun. Tarihi, Türk sanatı o kadar çok hala bakir ki. Çok. Ne yapsanız hep ilk oluyor. İlk oluyor, doğru. Bu bizim ne yazık ki şanslıyız yani, ne yazık ki şanslıyız diyorum. Öyle, öyle. Neler yaptık yani, evet, hep evet, hep ilk oluyor. Hep ilk oluyor. Hep ilk oluyor yani. Evet, doğru. Ben birçok sergi yaptım. İlkti, ne yazık ki ilkti. İlkti, doğru. Yani doğru. Keşke daha önceki kuşaklarda bunlar olmuş olsaydı, biz biraz daha elimiz rahatlardı doğrusu. Daha, evet, daha iyi yol alırdık. Evet, daha rahat ederdiniz. Daha geniş zamanlarınız tabii, olurdu. Tabii. Zaman zaman ben bunları söylüyorum bazen. Siz bir beni doğru anladığınızdan eminim. Çünkü sanatçıya biraz daha geniş zaman kalsa o neler yapar diye düşünüyorum. Yani her türlü bu çabaların sanatçıya değil başkalarına düşmesi gerektiğine inanıyorum. Yani başkaları yapsa keşke de sanatçı da rahat rahat sanatını yapsa, ondan daha fazla yararlanırdık biz diye Türk düşünüyorum. Türk her şeye soyunuyor. Yani evet, yıllardan beri öyle olmuş. Yani. Öyle oldu. Osman Hamdi'den başlıyor. Başlayan, evet. Osman Hamdi evet, müzecilik yapmış. Evet. Akademiyi kurmuş. Doğru. Yazılar hoca yazmış. Evet. Hocalık yapmış. Kazı yapmış. Kazı yapmış. Yani resim yapmış mesela. Yapmış. Çok önemli resimler yapmış evet, doğrusu. Evet, evet. Yani bütün seyircilerimize baktığımız zaman evet, sanatçılarımızın sadece resim değil, sadece heykel değil, evet, Türk sanatının gelişimi doğrultusunda her şey yaptıklarını tanırız yani. Evet. Hala öyle ama. Doğru. Hala doğru, öyle. Doğru. Yani sadece evet, kendi mesleğini yapabilseler bu birimler, evet, sanat tarihçi sanat tarihini yapsa, müzeci müzeciliğini yapsa, evet, evet, ressam ressamlığı, heykeltıraş heykeltıraşlığını yapsa, evet, eminim çok daha başarılı olurduk. Çok bence, doğru. Uzmanlaşma yok. Evet, evet, doğru. Herkes doğru, her şeyle uğraşıyor bizde. Uğraşıyor. Hem doğru, yapıyorum haklısınız, ama bir yandan da eleştiriyorum. Ne yazık ki öyle yani Türkiye'nin, Türk evet, durumu böyle. Öyle, hepimizin durumu bu. Evet, çok evet, güzel özetlediniz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gösterdiğiniz ilgiye.